Merhaba, bugün size Fitpro uygulamasından bahsedeceğim. Biliyorsunuz pek çok akıllı saatler var. Bakın şöyle bir sürü akıllı saat var. Bunlar genelde Fitpro uygulamasını kullanıyorlar. Yani değişik uygulamalar var bunlara yönelik ama en çok kullanılan uygulama Fitpro uygulaması. Bugün size bu akıllı saatleri kullanmak için kullanılan Fitpro uygulamasından bahsedeceğim. Öncelikle saatler değişik, çeşitli modelleri var. Çeşitli yani arkasından çıkanı var. Çeşitli modelleri değişik. Yani genelde hepsi Çin'de yapılıyor. Fakat bunların hepsinin ortak özelliği Fitpro uygulamasını kullanıyor ve Fitpro'ya benzer uygulamaları kullanıyorlar. Ben size bugün Fitpro uygulamasından bahsedeceğim. Öncelikle benimkisi Android bir telefon olduğu için bakın şurada Play Store var. Bakın şurada sağ tarafta hemen şurada Play Store var. Üst tarafta aldım. Play Store'a basıyorum. Evet, açıldı. Tekrar geri gelin. Bakın Fitpro yazmıştım ben. Buraya siz yazabilirsiniz Fitpro diye. Yani bu şekilde yazabilirsiniz. Arıyoruz. Zaten Fitpro çıkıyor. Bu resimde gözüken Fitpro'yu yükleyeceğiz. Yükleye basıyorum. Şu anda yükleniyor. Bu arada bu saatlerin çeşitli şeyleri var. Yani çeşitli modelleri var. Yani fabrikadan hepsinin çeşitli markaları var. Bakın bu neymiş? Bunun markası. Polo Smart. Polo Smart Migros'un sattığı bir şey. Saat. Bir diğeri Boat. Boat Smartwatch. Bunlar şeyle USB ile şarj oluyor. USB girişleri var. Onlar şarj oluyorlar. Gene bu Migros'un sattığı Polo Smart da gene şeyle USB ile şarj oluyor. Bunların şu başlığı çıkıyor. Nasıl çıkıyor onu da göstereyim. Bakın şöyle. Şöyle başlıkları çıkıyor. Ya buna benzer bir diğer model var. Bu şu tip olanlar. Bunun markası neymiş? King Boss Bluetooth Watch. Böyle bir saat. Bunların şarj olması da şöyle bir aletleri var genelde. Böyle mandallı bir aletleri var. Şurada iki tane şey kıskacı var. Bu şey. Bunun da yine ucunda bir tane USB'si var. Bu USB takılıyor. Şeye. Bu o USB fişine. Bunun da arkasında iki tane şey var. Bu yerlere de şu dişliler oturuyorlar. İki tane dişli oturuyor. Evet. Ama bunların hepsinin ortak özelliği bu az önce açtığımız, yüklediğimiz Fitpro uygulamasını kullanması. Şimdi açıyoruz Fitpro uygulamasını. Açtık. İzin istiyor. İzin ver diyelim. İzin ver. İzin ver. Yani telefondaki her şeyi arama kayıtlarına izin ver. SMS'e izin ver. Cihazın konumuna izin ver. Ya pek çok izin istiyor ki buna göre şey yapacak. Birçok özelliği var. O özellikleri kullanmak için bu izinleri kullanmak gerekiyor. Ya sizden şey istiyor. Bu şeye kaydolmanızı istiyor. İşte e-mailinizi, pasportunuza. Ben bunlara şu anda izin vermeyeceğim. Yani şu anda gerek yok. Skip'e basıyorum. Skip atla demek İngilizce, geç demek. Açmasına izin var mı? Okuma bildirimi. Evet, açık'a basalım. Açtık. Şurada bakın erişilebilirlik, Fitpro güvenli klasör diyor. Bunların hepsine geçelim yani izin verelim. İzin ver. Diğer alttakine de izin ver. Diğer alttakine de izin ver. Yani hep bütün izinleri veriyorum ki artık çalışsın diye uygulama. Bildirim erişimine tıklıyorum, tekrar geri gidiyoruz. Evet, yani şöyle bir uygulaması var. Yani her şey şu anda sıfırı gösteriyor. Bakın sıfır. Hedef 5000, günlük 5000 adımı gösteriyor şurada. Hatta kalemi açalım da gösterelim. 5000 adım olduğu zaman size şuradan şey veriyor. Saatinize de gene bir böyle bir şey işareti geliyor. Böyle 5000 adım tamamladınız diye. Şu anda bunların hepsi sıfır. Yürümeniz falan. İşte şurada dakikada tansiyonunu ölçüyor. Heart pressure, kalp basıncı, nabız sayısı. Yani bir sürü özellikleri var. Neyse bunu çıkalım buradan. Şu anda uykunuzu gösteriyor, şu uygulama uykunuzu gösteriyor.
Yani şurada tekrar şeyi gösterelim. Evet. Şurada set var. Bakın set. Burada set telefonunuza ilk bağlamak için, saati bağlamak için bu seti kullanıyorsunuz. Buna sete tıklıyoruz. Burada şey diyor. Bind devices to experience more features. Ya buna tıklıyoruz ki saatimizi bulsun. Yani bu önemli. Tekrar buna işareti çizelim. Şu yazı önemli. Buna tıklayacağız. Buna tıklamadan cihazımızı bulmaz. Bu arada Bluetooth'umuz açık olacak. Yani Bluetooth'umuz açık olacak ama Bluetooth'tan cihazı bulmayacağız. Biz cihazı bulurken bundan bulacağız. Yani Bluetooth araması yapmayacağız. Buradan bu düğmeye basarak cihazı bulacağız. Bu buluyor yani. Bluetooth aramasıyla bulunmuyor. Neyse bunu da kapatalım. Buna tekrar tıklıyoruz. Bakın taramak yazıyor. Bir tane şey buldu. Bir tane daha buldu. Diğeri kapalı. 3 tane saat var burada ama 2 tanesi açık olduğu için 2 tanesini buldu. Burada aşağıdaki şey dönüyor. Yani model fark etmez. Yani bu tip saatlerin hepsini buluyor. Fark etmez yani. Bunların hepsini buluyor. Şu anda bunların hepsini buluyor. Biz şu üsttekine basalım. Şu yukarıdakine basalım. Bastık. Bağlanmayı dene diyor. Şimdi buna bağlanacak. Tamamlandı. Bakın bu saate bağlandı şu anda. Bağlandı. Şimdi burada mesela kalbimizin şeyini ölçeceğiz. Tansiyonumuzu ölçeceğiz. Basalım ona. Ölçmeye başla. Bakın burada oksijen var. Şöyle yapayım hatta. Ölçmeye başlaya tıklayalım. Saatimiz şimdi yanacak. Hemen şey açmışım pardon. Ölçmeye başlaya tıklayalım. Şu anda saate dokunmuyorum. Saat kendisi telefonla beraber çalışıyor. Bakın telefon çalıştırdı. Telefondan doğru yapıyorsun ve parmağımı getireceğim. Sadece parmağımı getireceğim. Saate takmayacağım. Parmağımı getireceğim. Yok geçti. Tekrar ölçmeye başlayalım. Parmağımı getiriyorum. Takmıyorum ama parmağımı getiriyorum. Şu anda parmağımdan doğru tansiyonumu, oksijenimi, nabzımı ölçüyor. Evet. Saatin üzerinde de var aynı şey. Fakat telefondan da ölçebiliyor. Ölçtü. Neymiş? Oksijen aynı şeyleri gösteriyor. Bakın saatte de aynı şeyler var. Oksijen 97. Hatta şöyle yapayım. Oksijen diyor. SpO2 demek oksijen. 97. %97 oksijenimiz varmış. Tansiyon milimetre civadır. Kan basıncı. 11'e 8 diyebiliriz. Yani 108'e 77. Ve nabız. Nabızda dakikada 86 tane atmış. Bunlar böyle böyle kaydediyor. Tekrar ölçmeye bastığımız zamansa altını bir kere daha ölçer. Bakın öyle kaydeder böyle devamlı. Bakın tekrar ölçüyor böyle. Tekrar böyle yanıp sönüyor. Tekrar ölçüyor böyle. Bunu diğer saatleri bağladığınız zaman hepsini aynı şekilde yapıyor. Bu şekilde ölçümü, neyse ölçümü durduralım. Daha sonra geçeriz. Geri gidelim. Şimdi buradaki şeyi, nabzı ölçtük. Burada günlük işte sağlık seviyelerini ölçüyor ve burada şeyler, puanlar vermiş. S düzeyi, A düzeyi, işte S daha iyi, A işte biraz da F. Yani nabzının orta şeysini, body fat rate, yağ oranını falan ölçüyor. Burada senin boyunu, kilonu falan giriyorsun. Mesela şurada setle biz şeyi yapmıştık. Telefonu bulmuştuk. Bind devices diye. Bakın şöyle yazalım. Şurada Bind devices vardı. Fakat bu gitmiş. Artık bağlanmış yani. Saati görüyor. Ve bunu kapatalım şimdi. Burada mesaj gönder. Cihazı sıfırla, kaldırmak. İşte diğer seçenekleri var. Mesela
Saatimiz burada bağlanmıştı. Bulmaya tıklayalım bakalım. Bulmakta ne olacak? Bulmak. Bakın saat şu anda titriyor. Saate hiç dokunmadığım halde saat titredi ve saati buluyor yani. Saat neredeyse. Tekrar tıklayalım bulmaka. Saat tekrar titredi. Siz bunu saatinizi bir yerde bulamadıysanız bu telefondan doğru bu saati bulabilirsiniz. Aynı şey saatin üzerinde de var. Bakın saatin üzerinde de telefonu bulucu var. Mesajlardan sonra bakın nerede bu? Bu saatin üzerinde şeye bakıyorum. Telefona basıyorum, saate basıyorum. Bakın bilezik bir cep telefonu arıyor diyor. Telefon uyarı veriyor. Telefonu bulabiliyorsunuz. Herhangi bir yerde unuttunuz telefonu, göremediniz. Artık bu telefonu saatiniz vasıtasıyla bulabiliyorsunuz. Okey basalım, kapansın. Mesela telefon uzaktan fotoğraf çekme özelliği varmış. Bakalım. Nerede bu? Mesajlardan sonra. İşte evet geçtik. O açılıyor ve uzaktan fotoğraf çekiyorsunuz. Onu şimdi açmayayım, gerek yok. Ve mesajları okuyabiliyorsunuz. Yani pek çok özellikleri var. Alarmlarım var. Alarm listesi al diyor. Yeni alarm ekleyelim. Diyelim ki şuraya 7'yi ekleyelim bakalım. 7.40. Diğerlerini de seçelim hatta. Onaylayalım. Kaydediliyor. Yani bizi her gün 7.40'da şey yapacak. Saatimiz bizi her gün 7.40'da şey ya titreyecek böyle. Bunu kapatalım. Eklemeye basmışım. İptal diyeyim. Geri gelim tekrar. Yani başka nesi var? Motion. Start diyelim. Login first please. Nasıl yapıyor? Ben ayarlara bakalım neler varmış. Nasıl yapılıyor bu login? Nasıl bir şey yaptı? Bunu anlamadım. Nasıl yapıldığını anlamadım ama motion diye bir seçenek de var. Mine diyor. Mine benim. Burada ne var? İşte step, adım, kilometre, stepler, şeyler. Kullanıcı profili yazıyor. Bakalım burada neler çıkacak. Burada işte please nickname diyor. Login first please. Ha burada login first please diyor. Şey yani burada hani biz ilk bu telefonu kaydetmemiştik ya, bağlamamıştık FitPro uygulamasına. O FitPro uygulamasına bağlanmamızı istiyor bizim. Yani login demek istiyor yani. Bağlanın. Hani ilk girişte bu programı kurarken bağlanın diyor ya. Onu biz kurmamıştık. Onu bağlanmamızı istiyor. Ya ben bağlanmayacağım. Çok önemli değil. Yükseklik, boy. Boy 1.80 yapalım. 1.80. Okey. Yaş. Yaş 35 yapalım. Mail erkek. Kiloyu da 80 yapalım. İdeal kilomuz 80 olsun. Günlük 5000 adım diyor. Evet 5000 adım güzel. Cancel. Çıkalım. Kilometre, kilogram, santimetre. Güzel. Bunları ayarladık. Ama bu enter'ı giremiyoruz. Şeye giremiyoruz. Bunlar da bize hani ilk kullanıcı şeyi istiyor. Hani az önceki şeyde de öyle. Yani motion'da da öyle. Bunu isterken de gene kullanıcı olarak girmemizi istiyor. Yani bunu girmemiz isteniyor. Yoksa run, bisiklet falan, koşma, bisiklet sürme falan. Bu özellikle aslında kullanıcı şeyse girildikten sonra denenebilir. Mine'ı gördük. Bu neymiş? Scan download application. Hani bu az önce uygulamamızı biz bulmuştuk ya FitPro yazarak. Bunu bu uygulamadan da bulabiliyorsunuz. Geri besleme diyor. Geri besleme hani olumluydu, işte uygulamanız güzeldi, o geri bildirim veya kötüydü, geri bildirim o uygulamanın girişinde oluyor. Neyse bunu geçtik, motion'ı gördük, seti zaten
Gördük. Alarmlar falan var. Hatırlatıcı da varmış. Uzun oturma hatırlaması. Yani uzun süre oturduğun zaman seni uyaracak bu. Kaydedelim. Ne kadar? Oturma zamanı 60 dakika. 60 dakikadan fazla oturursan senin telefonun dıdı 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 diye uyarıyor böyle. Başlangıç zamanı saat 8'den 22'ye kadar. Yani sabah sen 8'den 22'ye kadar hareketsiz oturursan seni dıdı dıdı uyarıyor. 22'den sonra sen bunu uzatabilirsin. 23'e 24'e kadar uzatabilirsin. Hatta uzatalım biz bunu. Bitiş zamanını 23 yapalım. 23'e kadar uzatalım. Başlangıç saatini de 8 yapalım. Evet, yani sen sabah 8'den 23'e kadar hareketsiz kaldığında seni uyarabiliyor. Daha fazla da uyarabilir, gece de uyarabilir seni. Ama geceleyin uyuduğun için, devam hareketsiz olarak yattığın için uyarmaması daha mantıklı. Uzun süre bir saatten fazla oturmak çok zararlıdır. Oturmayın. Bu da saatte bunu söylüyor. Bir saatten fazla oturmayın diyor. Geri gidelim. Bu DND moduna bakalım. DND modu neymiş? DND modu açıkken bildirim almayacaksınız. Yani mesajları engelleme. Bunu açalım bakalım. DND modu. Yani DND modu beni rahatsız etmeyin diyor sanırım. DND modunu kapatalım. Rahatsız etsinler. Bildirim gelsin. Geri gidelim. Mesaj göndere tıklayalım burada. Mesaj gönder. Burada pek çok şeyler var. Pek çok seçenekler var. Burada Instagram, WhatsApp, işte çizgi diyor. WhatsApp'ı açalım. Line bağlantı demek. Buraya çizgi olarak çevirmiş. Hat yani, line hat. Heyecan demiş. Twitter'a heyecan şeysi vermiş. Facebook. QD hatırlatma. Bu uyarıları açalım. Çünkü eğer telefonumuza böyle bir mesajlar geldiği zaman bizi saatimiz uyarsın. Ve mesaj gelsin. SMS hatırlat. Arama hatırlat. Hepsine biz şey yaptık. Açtık yani şeyleri. Şimdi saatimiz burada. Bakalım. Arama yapacağım. Şimdi burası çalacak mı? Bunu göreceğiz şimdi. Şu anda ben bu telefonumu arayacağım ve bu saatim çalacak mı, çalmayacak mı? Bunu göreceğiz. Siz bakın. Evet, uyarı verdi. Uyarı verdi. Yani reddedelim. Şimdi telefonumuza bir tane mesaj gönderelim. Mesajı görecek mi? Onu göreceğiz. Ha, kendi numaramı atmamışım, pardon. Diğer şeyi atacağım, pardon.
Bakın mesaj şeysi gelmiş. Mesajı buradan okuyabiliyoruz. Bakalım nasıl okuyacak. Bakın şöyle bakalım. Buna uzun süre basıyoruz. Açıldı. Bakın mesajları burada içeriği ne olduğu yazıyor. Yani telefondan gelen mesaj ve ne yazdığı yazıyor. Yani bu da olumlu bir şey. Mesajları görebiliyoruz. Yani burada birçok bildirim var. Instagram'da, Facebook'ta bu bildirimler gelebiliyor aslında burada gözüktüğü kadarıyla. Şimdi bunu da gördük. Başka neler var? Parlak ekrana kaydır diyor ya. Aydınlatacak kadar bileğinizi çevirin. Aydınlatacak kadar bileğinizi çevirin. Etkinlik mi? Bunu çevirelim. Ben bundan pek anlamadım ama başarılı ayarla. Etkinliği aydınlatacak kadar bileğinizi çevirin. Parlak ekran modu diyor da. Neyse ben bunu pek anlamadım. Parlak ekrana şu anda gerek yok. Yani bilmiyorum en azından nasıl kullanıldığını ona. Siz bakarsınız. Ben çok ilgilenmiyorum açıkçası. Neyse buradan adıma gelelim. Birinci şeye. Evet, evet. Yani buna basıyorum. Bunda da şey istiyor. Hani kurulumda isteyen şeyler var ya. Onlardan istiyor. Yani saat bu şekilde, yani Fit Pro uygulaması bu şekilde. Böyle yani. Bu arada bunun kılıfının nasıl çıktığı da göstereyim. Bunun da şöyle şeyleri var. Diğerlerinki geçirmeli böyle ama bununkisinden şöyle şeyler var. Bu normal saatlerde olduğu gibi bunun pimli çekiyorsun. Çıkıyor evet. Yani Fit Pro uygulaması bu şekilde. Yani saatler güzel. Tansiyonun, nabzını, oksijenini ölçmesi çok avantajlı. Ya bildirimle gelmesi avantajlı. Saatin olması zaten bir saat yani. Saatin olması iyidir, hoştur. Bu şekilde teşekkürler.